Adalet nedir? Silah altında özgür irade mümkün müdür? Peki yaşam hakkı askıya alınabilir mi? Kim odağı bu hafta? Darbe. Kenan Evren. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ahmet Kenan Evren 17 Temmuz 1917'de doğdu. Darbe yaptı. Ailesi Balkan göçmeniydi. Adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astı. Dördüncü çocuk olarak doğdu. 17 yaşındaki Erdal Eren'i beslemedi, astı. Lise çağında bir çocukken askeri liseye girdi. TBMM ve hükümeti feshedip bütün ülkede sıkı yönetimi ilan etti. 21'inde genç bir delikanlıyken Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Darbeden sonra MGK, Genelkurmay ve Devlet Başkanı oldu. 27'sinde kurmay yüzbaşı oldu. Yaşı 80 olduğunda onayladığı cinayetler için vicdanım sızlamadı. Ellerim hiç titremedi dedi. 1964'te Tuğgeneral, 67'de Tümgeneral oldu. Darbenin başı olduğunda anayasasını referanduma halka sundu. Korkutarak halkı anayasasını kabul ettirdi. 6 Mart 1978'de merdivenin son basamağı Genelkurmay Başkanı oldu. 82'de darbe anayasasının verdiği yetkiyle geçici birinci madde gereği kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti. 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında toplam 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 kişi fişlendi, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişiye idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi. Darbe sonrasında 144 kişi kuşkulu şekilde ölürken, çatışmalarda 74, işkencelerde 171, kaçmaya çalışırken vurulma sonucu ise 16 kişi öldürüldü. 14 kişinin açlık grevinde öldüğü bu dönemde 43 kişi ise intihar etti. Yaptığı darbe için darbe değil ihtilaldi diyen ve birçok anneyi evlatsız bırakan Kenan Evren 9 Mayıs 2015'te Anneler Günü arifesinde öldü.